Öğrenciler, her yaştan herhangi bir sınava doğru ilerleyen öğrenciler, asla ihmal edilmemesi gereken, aklınıza nakşetmeniz gereken, sizin için başarının anahtarı olabilecek çok önemli ilkeler üzerinde durmak istiyorum. Her neye hazırlanıyorsan, liselere giriş sınavı da olabilir, üniversitelere veya KPSS'ye veya bir başka herhangi bir yere geçiş sınavı da olabilir. Düzenli çalışmayı gerektiren bir sınav sürecindesin. Zihnine nakşetmen gerekiyor. Çalışmanın, dersin, soru çözmenin, öğrenmenin ve sınavın aklındaki ve zihnindeki anlamı ne? Buradan başlıyorum çünkü çok önemli hatalı zihinsel kalıpların ve kavramların olduğunu görüyorum. Önce zihnimizdeki düşüncenin ve algının düzgün olması gerekiyor ki bir şeye sımsıkı sarılalım ve sonuna kadar gidelim. Sınav deyince ne anlıyorsun? Önce bu. Annenin, babanın seni mecbur tuttuğu, okulun, öğretmenlerin seni mecbur tuttuğu bir zorunluluk, bir yük mü? Başkaları istediği için mi çalışmak zorunda hissediyorsun? Böyle hissedersen, böyle düşünürsen, bunu çok lüzumsuz, gereksiz, angarya bir iş olarak görürsün ve içinden o çalışma ateşi, çalışma aşkı kıvılcımını çakmaz. Sevgili dostum, şu an ne yapıyorsan gelecekteki hayatını inşa ediyorsun demektir. Dersler, sorular, ders çalışmak senin için basit bir araç. Bencilce kullanabileceğin bir araç. Böyle bakmalısın. Tıpkı bindiğin bir belediye otobüsü gibi, taksi gibi veya bir metro gibi, metrobüs gibi. Belediye otobüsünü sevmen gerekmiyor. Sımsıkı sarılırcasına muhabbet beslemen gerekmiyor. Belediye otobüsüne binersin, metroya binersin, taksiye binersin çünkü seni gitmek istediğin hedefe taşıyordur, götürüyordur. İşte sınav da, ders çalışmak da, soru çözmek de senin için bir araç. Sana hizmet eden, seni hak ettiğin geleceğine taşıyan bir araç. O araca bin ve bencilce kullan. Bencilce dememe takılmış olabilirsin. Ne demek? Mehmet Hoca bencil mi olun diyor. Bencil olun demiyorum. Bir yarış içerisindeysen ve bir sınava hazırlanıyorsan elbette ki kendi geleceğin için dikkatli olmalısın. Kendi hak ve hukukunu korumak için sınavı da, ders çalışmayı da, dershaneyi de, okulu da hem etinden, hem sütünden, hem yününden faydalanabileceğin bir araç olarak görmelisin. Bunu kastediyorum. Bu ilk madde çok önemli. Sınav, ders çalışmak, soru çözmek, sana hizmet eden, hak ettiğin o güzel geleceğine, hedefine seni taşıyan birer araç. O araçları kullan ki ileride dönüp baktığında bugün verdiğin emeklere tebessüm edesin. Hak ettim diyesin. Hak edeceksin. İkinci önemli husus. Sevgili dostlar, eğer bir sınav noktasına doğru ilerliyorsak, belli bir zaman varsa, bir yıl, iki yıl olabilir, hiç fark etmez. Plan yapman çok önemli. Yani bu bilinçaltı dediğimiz yapı var ya, eğer bir hedef belli değilse, onun için asla enerji üretmez. Hedef derken, buna okumak istediğin bölüm, varmak istediğin kariyer de dahil, ama ondan daha önce hedef derken, her hafta en az ne yapmam gerekiyor şeklindeki ön ve yakın hedeflerden ileriye doğru sıralanacak uzak hedeflere doğru bir hedef ve bir plan kurgusu içerisinde olman gerekiyor ki bilinçaltı o çalışmayla ilgili enerjiyi uyandırsın ve damarlarına enerji doğsun. Plan için bir çalışma programı öncelikle düşünmelisin bu bağlamda. Çünkü en yakın hedef nedir? Bugün ne yapmam gerekiyor? Yarın ne yapmam gerekiyor? Haftalık en az ne yapmam gerekiyor? Aşağı yukarı belli olması gerekiyor ki çalışma enerjisi ortaya çıksın. Hocam ben ders çalışamıyorum. İçimden ders çalışmak gelmiyor. Kalkıyorum ve ne yapacağımı bilmiyorum diyenlere soruyorum. Ne zaman ne çalışacağım belli mi? Hayır. Ne zaman neye çalışacağım belli mi? Hayır. Nasıl yapıyorsun? İşte oturuyorum bir şeyden başlıyorum. Ya hep aynı dersi çalışıyorlar. Hep başarılı oldukları dersi çalışıyorlar. Ama düzensiz, hedefsiz ve noktası olmayan bir çalışma planı, bir düzensizliği, belirsizliği, bilinçaltı kaldırmıyor. Çökertir seni. Şöyle olabilir mesela. Sakın ola ki ders çalışma programı adı altında
insana robot muamelesi yapan, dijital bir makine muamelesi yapan, saat 8'de oturdum, 8'i 40 geçe A dersini çalıştım, 5 dakika lavabo, sonra döndüm, tekrar 40 dakika çalıştım, 5 dakika şu, yani saat ve dakikalara bölünmüş bir çalışma programı sizi yorar. Uyumanızın imkanı yok. Robot değilsiniz. Bunun yerine ilkesel bazda ele alabileceğiniz, prensip bazda ele alabileceğiniz uygulanabilir, esnek bir plana programa sahip olmalısınız. Şu mesela, dersleri günlere bölebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki pazartesi günü matematik ve Türkçe, salı günü geometri ve coğrafya diyebilirsiniz. Çarşamba günü fizik ve kimya diyebilirsiniz. Bir sevdiğiniz, çalışmaktan zevk aldığınız, bir çalışmakta zorlandığınız ders olabilir. Örnek olsun diye söylüyorum. İkinci maddeyi işliyoruz, plan. Hedef belirleyin dedim. Bu hedefin ön hedefi de ne zaman neye çalışacağının belirlenmesi. Önce bunu hedeflendirmemiz gerekiyor ki çalışma enerjisi uyansın. Uyanacak, dinlersen uyanacak. Diyelim ki günde iki ders belirledin. O derslerden konu çalışmak, konu tekrarı yapmak ve en ideal konu tekrarı biliyorsunuz. Konuyu çalıştıktan sonra o konuyla ilgili sorular çözmek. Bir oturuşta bir saati tamamlamadan kalkmamayı hedefle. Mesela de ki içimden çalışmak gelmese bile bugün matematik ve Türkçe çalışacağım. Bugün matematik ve Türkçe günü. Matematiğe oturdum. En az bir saati tamamlamadan kalkma. İçinden çalışmak gelmese de kalkma. Orada dur. Çalışma sandalyesinde, masasında otur. İlk bir saatten sonra bir mola verebilirsin. Sonra diğer dersi de en az bir saat kendine belirle ve konu tekrar yap. Bol bol soru çöz. Bol bol değişik yayınlardan soruları, o konudaki soruları bir araya getir ve çöz. Yapamadığın soruları mutlaka öğretmenlerine sormak için ayrı tut. Öğretmenlerinden önce de senin peşine düşmeni tavsiye ederim. Plan esnek olmalı. İdeal bir plan. Sabah uyandığından akşam yattığın zamana kadar. Şu zaman başla, bu zaman başla demiyorum. Şöyle demeni tavsiye ediyorum. Bu benim günlük sorumluluğum. Kendi kapasitene göre, çalışma alışkanlığına göre günde en az 2 saat belirleyebilirsin. Günde en az 4 saat belirleyebilirsin. Çalıştığın derslere göre, çalışma kapasitene göre bu değişebilir. Ama diyeceksin ki ben bu dersleri bugün en az 2 saat veya en az 3 saat çalışacağım. Bu belli. Hangi gün hangi derslere çalışacağım belli ve en az ne kadar çalışacağım da belli. İşte demelisin ki en önemli ikinci unsur planda bu görevi tamamlamadan yatmayacağım. Bu benim görevim. Saat 8'de mi başlayayım? Hocam 9'da mı başlayacağım? Sorularını sormayın. O günkü sorumluluğu yerine getirmeden yatmak yok. İster öğleden önce çalışın, haleti ruhiyenize göre, psikolojinize göre, ister öğleden sonra çalışın, ister gece çalışın. Ama o günkü o soru görevinizi, o aracı kullanın. O sınav aracını, soru çözme aracını, o ders çalışma aracını kullanın. Kullandıktan sonra yatabilirsiniz veya günü tamamlayabilirsiniz. Üçüncü temel ilke. Plan gerçekçi olsun. Gerçekçi olsun derken bazen öğrenci dostlarım geliyor, konuşmuşuz veya birisi konuşmuş, bir gaza gelmiş, bir motivasyon alevlenmesine tutulmuş. Geçenlerde bir arkadaşımıza sordum. Ne kadar çalışıyorsun günde? Hocam 10 saat dedi. 10 saat. Peki kaçıncı sınıftasın? 11. sınıftayım. Ne için çalışıyorsun? Sınava hazırlanıyorum diyor. Sınav ne zaman? 2 sene sonra. Sevgili dostum, bu gerçekçi bir plan değil. 3 vakte kadar vazgeçeceksin. Ondan sonra da ben çalışamıyorum deyip kendi kendine olumsuz yüklemeler yapacaksın. Gerçekçi bir planda, mantıklı ve verimli bir ders çalışma planında eğlenceye de vakit vardır, filme de vakit vardır, dostlarınla sohbete de vakit vardır ve verimli ders çalışmaya da vakit vardır. Öyleyse aşamalandır. Önemli olan verimli çalışmak. İşte bu videoda anlattıklarımı toparladığın zaman ve dikkat ettiğin zaman bunlara verim ortaya çıkar. Demek ki sınav senesinde olan bir öğrenci için bile mantıklı, dolu dolu, planlı, benim söylediğim manada planlı, okulun, dershanenin, derslerin ve soruların etinden, sütünden, yününden faydalanarak günde ortalama 4 saat çalışan birinin aslında çok fazla bir şeye ihtiyacı yoktur. Düzenli ortalama 4 saat çalışan birinin sınav senesinde dahi olsa başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Demek ki hedef gerçekçi olacak. İçimizde tutuşan motivasyon aleviyle, o gazla birdenbire günde 10 saat çalışmaya başlarsan bataryanı tüketir, et yığını gibi oraya çökersin. Mesela hiç çalışmamış bir arkadaş kendisine önce 40'ar
dakikalıktan çalışmalara koysun. İçinden çalışmak gelmiyorsa bile kalkmasın o masadan. Eli, kolu, dirseği o kaleme, o çalışma masasına bir alışsın. Eğer 9. sınıftaysan, 10. sınıftaysan önce o masaya alışman gerekiyor. Bakın aşama aşama. Gerçekçi olsun. Çalıştıkça, antrenman yaptıkça kondisyonunuz artacak. Çalışma kondisyonu da artacak ve çalıştıkça sorularınızın nete dönüşme kondisyonu da artacak. Ders çalışmak bir zihinsel antrenman gibidir. Futbolcular mesela 90 dakika top oynuyor değil mi? O 90 dakika yorulmadan koşmak zorunda. Antrenörler ne yaptırıyor o zaman antrenmanlarda her gün? Mutlaka koşturuyorlar. Koşarsa bir futbolcu her gün, her antrenmanda koşarsa çıktığı 90 dakikalık futbol maçında 90 dakika koşmak onun için kolay bir işe dönüşür. Koşma kapasitesi, kondisyonu yükselmiştir. İşte siz de çalışma kondisyonunuzu bu şekilde çalıştıkça adım adım geliştirin. Hedefleriniz bu şekilde gerçekçi olsun. Hadi bakalım. Bakın yorumlarda istiyorum. İstifade ettiğiniz noktaları yorumlarda istiyorum. Bütün yorumlarınızı okumaya gayret ediyorum. Hepsine cevap veremiyorum evet. Ama yorumlarınızı kesinlikle okuyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Yorum yazanlara da teşekkür ediyorum. Abone olanlara ekstra teşekkür ediyorum. Değil mi Ömer Baba? Peki 4. prensip. İnsanlık hali kardeşim. Günümüz günümüzü tutmuyor. Bazen günümüzde olmayabiliyoruz. Bazen içinden çalışmak gelmeyebilir. 1-2 gün aksayabilir. Eve misafir gelir, kuzen gelir veya sen bir yere gidersin. Veya ani bir olay olur, bayram gelir, seyran gelir, Ramazan ayı başlar. Hasta olursun, herhangi bir şey olur. 1 gün, 2 gün, 3 gün çalışamamış olabilirsin. İşte buradaki en büyük hata ne biliyor musunuz? Tüh be, ipin ucunu kaçırdık deyip hiç çalışmamak. Güzel kardeşim, mola verebiliriz ama asla vazgeçmeyiz. Eğer birkaç gün aksamışsa ve bu sende bir pişmanlık oluşturmuşsa sakın ola ki eyvah ben koptum çalışmadan, ben yarıştan koptum deme. Kaldığın yerden başla ve devam et. Çünkü kendine inanan ve kendine güvenen, hedeflerine bağlı gerçek bir güçlü kişilik asla vazgeçmez. Düşebiliriz, yorulup dinlenme ihtiyacı duyabiliriz, mola verebiliriz ama asla vazgeçmeyiz. Asla vazgeçme. Kaldığın yerden devam et. Hadi bakalım göreyim seni. Çok önemli. Nasıl önemli biliyor musunuz? Sınavla ilgili tartışmalardan iptal edilecek mi, edilmeyecek mi? Herkes birbiriyle telefon trafiği kuruyor. Sosyal medyada paylaşılıyor. Acaba iptal edilecek mi? Acaba ertelenecek mi? Veya okullara gidemedik ya şu pandemi döneminde. Evdeyiz ya, çalışamadık. Okula gitmeyince olmuyor. Kendimi toparlayamadım. Motivasyonumuz düştü. Hiç kimse çalışmıyor zaten. Zaten iptal edilecekmiş. Sevgili dostum, ister 7 yaşında olsun, ister 70 yaşında olsun. Öğrenci zihni aynı şekilde çalışır. Gevşemeye müsaittir. Her ne sebeple olursa olsun, herkesin gevşediği bir zamanda sen de gevşersen kaybedersin. Güçlü ve kararlı lider bir kişilik, herkesin gevşettiği zamanda depara kalkandır. Sağlam duran, diğerleriyle arasındaki mesafeyi fersah fersah açmış demektir. Kim daha kararlı, kim daha çok canını dişine takıyorsa o kazanacaktır. Hayatın her alanında ve her zaman bir yüzücü hikayesi. Bir ülkede olimpiyatlara gönderilmek üzere bir yüzücü seçmek istiyorlar. Ve ülkedeki bütün şehirlere haber gönderiliyor. En iyi yüzücüler toplanıyor sınav alanına. Herkes zannediyor ki olimpik havuza girip yüzecekler. Herkes böyle yapılacağını zannediyor. Fakat herkese tek soru soruyorlar. Birer kağıt dağıtıp tek soru soruyorlar. Soru şu, siz bir yarışmadasınız, yüzme yarışındasınız ve o kadar çok yoruldunuz ki, güçsüzlükten o kadar tükenmiş hissediyorsunuz ki nefes almaya bile mecaliniz yok. Son noktasındasınız, son bir nefesiniz kalmış, tükenmişsiniz. Ne yaparsınız? Herkes harıl harıl bir şeyler yapıyor. Kimi yandaki ipe tutunurum diyor, kimi sırüstü yatar dinlenirim diyor, kimisi biraz yavaşlarım diyor. Herkes bir şey söylüyor. Ve o onlarca kişinin katıldığı sınavdan tek bir kişiyi seçiyorlar. Ve sınav kağıdını yüksek sesle okuyorlar. Son bir nefesim kalmışsa o son nefesimde bir kulaç daha der kolum atarım. Yazanı seçiyorlar. Kararlılığa bak, tutkuya bak. Bu çocuk kendi hayatını dizayn eden bir tutkuya sahip. Biliyor ki kendi hayat amacında, kendi güzel geleceğinde bir işi böylesine severek
böylesine adanmış bir şekilde yaptığında başarı dediğin şey zaten kendiliğinden ortaya çıkan bir doğal sonuç. Herkesin gevşediği şu zamanlarda sen bir soru daha çözeceğim de, bir konu daha bitireceğim de, herkesin gevşediği, tükendiğini söylediği bir zamanda onlara kulaklarını tıka ve sen bir konuyu daha öğreneceğim de. Gündemde konuşulanlardan etkileniyoruz ve bizim gevşememize sebep olabiliyor. Sevgili dostlarım, sınavın iptal edilme söylentileri dolaşıyor olabilir, konuşuluyor olabilir. WhatsApp gruplarında iptal edilecekmiş veya iptal edilmeyecekmiş konuşmaları bizim motivasyonumuzu düşürebilir. Veya korona tedbirlerinden dolayı okula gidememek bizim motivasyonumuzu olumsuz etkileyebilir. Yani herkes gevşeyebilir, güçsüz ve takatsiz hissedebilir. Ve ama herkesin gevşemeye başladığı bir zamanda sen sağlam durursan ve hedefine emin adımlarla ilerlersen fersah fersah mesafeyi açacaksın demektir. Sen sağlam dur. Bizim meselemiz geleceğe yönelik varsayımlarla uğraşmak değil. Bizim meselemiz zaten herkesin maruz kaldığı kısıtlamalarla bağlantılı okuldan uzak kalmak, düzenin alt üst olması herkesi zaten ilgilendiriyor. Zaten herkesin başına geldi. Öyleyse herkesin başına gelen bir durumda ben mevcut koşullarda adım adım sıradaki hedefimi gerçekleştirmeye doğru şu an ne yapmam gerekiyorsa zaten yapabileceğim önümdeki işi yapabiliyorsam, elimden geleni yapabiliyorsam bu herkesin gevşediği zamanlarda beni ileriye taşıyacak davranıştır. Senin görevin odağını, dikkatini dağıtmak değil. Senin görevin günlük planların doğrultusunda elinden geleni yapmak. Daha iyi olacaksın. Adım adım ilerlediğinde kendi geleceğinin ışıltısını daha çok hissedeceksin. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayatınız güzel olsun. Başarılar diliyorum.